Amerikan Dışişleri Bakanlığı gizli iç yazışmalarını internette yayınlayan WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'den İsveç'e iadesi kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. İlk derece mahkemesi İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange'ın bu ülkeye iadesine karar vermişti. Yüksek mahkemede geçen ay bu kararı görüşmüş ve bozmamıştı ancak davanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması için gereken onayınsa verildiği açıklandı. Assange İngiltere'deki son yasal seçeneğinden de sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyor. Ancak Strasbourg Mahkemesi'nde aksi örnek teşkil eden pek dava bulunmadığından Assange'in İngiltere'deki bu süreci kaybetmesi durumunda iade edilmesi bekleniyor. Assange hakkındaki suçlamaları gizli belgelerle ilgili siyasi saldırı olarak nitelendirirken avukatları ise iade talebinin amacının Amerika'ya gönderilmesi olduğunu iddia ediyor.